Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım, sevgili değerli izleyici konuklarım. Yes! Yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber dünyanın sana ihtiyacı var kitap serimizde karşınızdayız sevgili değerli izleyici konuklar. Birinci bölüme hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili değerli izleyici konuklar. Kendimizi tanımadan dünyayı tanımamız imkansızdır. O halde kendimizi okumadan okuyacağımız hiçbir kitabında değer yoktur diyerek başlıyoruz. Evet, hazır mısınız? O halde iyi seyirler diliyoruz sevgili değerli izleyenlerim. Kıymetli okurlar, kıymetli izleyenler. Başlıyoruz. Benden zaten bir şey olmaz. Bütün kutsal kaynaklar, bilge kişiler insana kendini bilmesi gerektiğini söyledi hep. İlginçtir, insanoğlu kendini bil diye haykıran bütün öğütleri kendini işe yaramaz olarak gör diye avladı. Oysa başarılı ve mutlu bir hayat insanın kendisinde saklı. Yeryüzündeki muhteşem manzaraları görmek için dünyanın öbür ucuna giden insan kendini görmeden geçip gidiyor. En büyük mucizeyi fark etmeden ölen kitleler var. Mucize olarak elini, ayağını, gözünü kastetmiyorum. Elbette insanın fiziki ve bedensel işleyişi başlı başına bir mucize. Bunu zaten hemen herkes görüyor. Ama çoğu insan asıl mucize olan içindeki vicdanı, beni ve onun gücünü keşfetmeden ölüp gidiyor. Çocukluğunu düşün, hayallerinde dünyayı kurtaran kahramanlar vardı. Büyüyüp hayallerindeki kahraman olmayı isterdi. Ama büyüdükçe hayallerin küçüldü. Kendine olan güvenini kaybettin. Kendini kaybedenin dünyada kazanacak neyi olabilir ki? Kendini beğenmeyi ve de hoş görmedi insanoğlu. Kendini beğenmek tabirini kötü anlamda kullandı. Kendini beğenenleri kibirli ve küstah olmakla suçladı. Hatta bu çoğunlukla dinimiz adına yapıldı. Oysa insanın kendine güvenmesini, kendine beğenmesini, hatta sevmesini dinimiz emretmektedir. Ama her nasılsa kendini beğenmiş insanlar hor görünmüştür. Ve çoğunlukla kendini beğenmekle kibirli olmak karıştırılmıştır. İnsanın kendi gücünün farkında olması, olumlu yönlerini beğenmesi dinen sakıncalı değil, hatta gereklidir. Başkasını küçümsemek elbette doğru değil. Ama kendini küçümsemek de doğru değil. Kendini beğenmeyen Rabbinin sanatını beğenmiyor demektir. Kendini bilmeyenlerin Rabbini bilmesi düşünülemez. Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendini bilirsen Rabbini bilirsin diyor. Kendinle alakalı hoşuna giden her şeyi beğenmelisin, sevmelisin. Tıpkı hoşuna gitmeyen yönlerini eleştirdiğin gibi. Bu ayıp değil, günah değil. Kendi zekasını, kişiliğini seven adama bu adam kendini beğenmiş diyerek bunu dine aykırı olarak görenler dinimizi bilmeyen insanlardır. İnsanlara tepeden bakmak elbette dinen sakıncalıdır. Bu aykırı bir şey. Bir insanın kendini beğenmesi ayrı bir şeydir. Aslan, ben aslanım demek de kibirlenmiş olmaz ki. Hazreti Ali der ki, sen kendini küçücük bir cisim mi zannediyorsun? Sende bütün evren gizlenmiştir. Bütün düşünürler ve bilginler hep aynı şeyi söylediler. Bil kendini. İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nasıl okumaktır? Derken Yunus Emre sence neyi kastetti? İnsan muazzam gücünü unuttuğu ve kendini işe yaramaz olarak gördüğünden itibaren yeryüzü mutsuzluk yurdu oldu. Yeryüzündeki cinayetlerin ve savaşların hepsi insanın kendini kaybetmesinin sonucudur. İnsan dünyaya ilk geldiğindeki temizlik ve saflığını kirletmeseydi dünyayı da kirletmeyecek, bugün yaşanan savaşlar ve cinayetler olmayacaktı. Yaratıcı herkesin içine özüne dönebileceği bir duygu yerleştirmiş. Buna kimisi içindeki ses diyor, kimisi vicdan diyor. Ben filozofların vicdan dediği bu yetiye içindeki sen diyorum. Çevrenin etkisiyle yanlış kodlandığında kendini tekrar başa alabilmen için senden başka bir sen daha var içinde. Bir çeşit format atma ya da fabrika ayarlarına geri dönme gibi düşünebilirsin bunu. İlginçtir. En temiz aynı zamanda süper bir beyin gücüyle dünyaya gönderilen tek varlık insandır. Buna rağmen yanlış kodlandığında en vahşi ve en acımasız olarak ölüp giden varlık da yine insandır. Çevrenin etkisiyle insan temizliğini kaybedebildiği gibi en vahşi bir canavara da dönebiliyor. Çünkü çevre çok acımasız. Çevreye kulak verirsen çocukluğundaki masumluğu da kendi gücünü de kaybedersin. Bir şeyler ortaya koymaya kalktığına dikkat et.
Neredeyse herkes akıl birliği yapmışçasına yapamazsın, olmaz der. İşte burada yapacağın tek şey çevresel etkenleri ortadan kaldırmak. Yani kendini başa almaktır. Bu da içindeki sene kulak vermenle olur. Bunun nasıl olacağını kitabın ilerleyen bölümlerinde anlatacağım. Çevresinden etkilenmeyen kurbağa. Allah Azze ve Celle her insanı tertemiz ve her şeyin üstesinden gelecek donanımda yaratmış. Okullarına kaldıramayacağı yükü asla vermez. Bizi zorluklar karşısında çaresiz bırakan çevrenin söylediklerinden etkilenmemiz. Ya da kendi iç sesimizi dinlemediğimizden seneler sonra belki de fıkra gibi komik gelecek olayların altında ezilip kalıyoruz. Bir zamanlar kurbağalar sürüsü yolculuk yaparken içlerinden iki tanesi bir kuyuya düştü. Bütün kurbağalar kuyunun etrafına toplanıp aşağı baktılar. Kuyu çok derindi. Kurbağaların çıkması imkansız gibi görünüyordu. Düşen bu iki kurbağa çıkmak için zıplamaya başladılar. Kuyunun başındaki kurbağalar hiç uğraşmayın, burası zıplama mesafesinin çok üstünde. Boşuna kendinizi yormayın de, diye seslendiler. Kurbağalardan biri bu olumsuz seslenmelerden etkilendi ve zıplamayı bıraktı. Diğer kurbağa zıplamayı bir türlü kesmiyordu. Kuyunun başındakiler kendisinin yormamasını, ölümün onlar için kurtuluş olacağını söylediler. Kurbağa ise inatla zıplamaya devam etti. Her zıpladığında biraz daha mesafe kat etti. Son bir hamleyle kurbağa kuyudan çıkmayı başardı. Çünkü mücadeleyi bırakmayan kurbağa sağırdı. Kendisi hakkında söylenen olumsuz seslenmeleri tezahürat zannediyordu. Onlar bağırdıkça kurbağanın kendine olan güveni ve yapabileceğine dair inancı arttı ve sonunda başardı. Büyük fikirleri kaldıramayan beyinlerini çevrenin etkisiyle körkülemiş nice insanlar var. İçlerindeki cevherin farkında değil bu insanlar. Ve en kötüsü de büyük bir fikirle karşılarına çıktığında sana verecekleri ilk tepki seni yıldırmak ve yapamazsın demek olacak. Bunlara karşı kesinlikle sağır olmalısın. Onlar yapamazsın dedikçe sen yapabileceğine dair kararlılığını sürdürürsen bir süre sonra onlar da senden etkilenecektir. Sen kendini çaresiz görürsen kimse senin derdine çare olamaz. Ne istediğini bilen ve kendine güveni olan insana bir süre sonra çevresindekiler de destek verir. Hatta ona imrenmeye, onu takdir etmeye başlarlar. Yeter ki istediğinde samimi ol. Yeter ki kendini ona ada. Nereye gittiğinden emin olan insana yol vermek için dünya ayağa kalkar. Günlük kişisel iletişimlerde bile bu böyledir. Herhangi bir konuda fikir tartışması yaparken konu ne olursa olsun ne yapacağı tam olarak kafasına oturmamış bir insan imajı vermemelisin. Karşı tarafa bunu verdiğin anda en başta kaybetmişsin demektir. Hele hele saldırgan bir tavır, sinirli hareketler seni yenilgiye mecbur eder. Her zaman sakin, kendinden gayet emin olmalısın. Sendeki kendinden emin tavırlar karşı tarafı mutlaka etkiler. Bazen en çözümsüz görünen olaylar bile çok basit bir şekilde çözüm bulur. Yeter ki kendini bil. Yeter ki öfkeyle hareket ederek kendini küçültme. Kişinin kendini bilmesi felsefenin ve dinlerin gündeminden hiç düşmeyen bir konudur. İnsanın kendisiyle olan ilişkisi hakkında herkes konunun bir yönünü ele almıştır. Eflatun kendini hatırla. Aristo kendini gerçekleştir. Diyojen kendini ez. Budizm kendini sev, Hristiyanlık kendini suçla, Romantizm kendini kaybet, aydınlanma kendini anla, Modernizm kendini bul, Humanizm kendini yücelt, Faşizm kendini dayat, Varoluşçuluk kendini yarat, Postmodernizm kendini yık, Tüketim kültürü kendini şımart, Popüler kültür kendini göster, İslam kendini bil. Dinimizin kendini bil demesi bence en anlamlı olanı. Çünkü insan kendini bildiği sürece başaramayacağı şey yoktur. Kendini bilmenin içinde haddini bilmek de var. Bir aslansan fareyle uğraşmayacaksın. Aslan fare kovalamaz. Eyvallah ama bir ceylansan da aslana kafa tutmayacaksın. Haddini de bileceksin. Hayatın boyunca ne başarılı adam diye birilerine imrenir durursun ya da hayal ettiğinde bile içini titreten hedeflerine ulaşırsın. Bu tamamen senin kendini bilmene bağlı. Ne kadar fazla kendin olursan dünyadaki sorumluluğun o kadar artacak. Kendini tanıdıkça dünyanın bir parçası olacaksın ve kendini ondan ayrı düşünemeyeceksin.
Ama bu asla taşıyamayacağım bir yük değil. Tam tersine bütün dünya için bir şeyler yapabilmen vereceği müthiş bir keyif ve mutluluk. Bunu kazandığın zaman sence şu an yerinde oturuyor olabilir miydin? Ya da günün 10 saatini uyuyarak geçirebilir miydin? Şimdi düşün, kendine ne oranda biliyorsun? Bu görünüşte çok basit bir soru olduğu gibi aslında bir o kadar da zor bir soru. Çünkü kendin hakkında bildiğin birçok şey aslında başkalarının senin hakkındaki görüşlerinden ibaret. Harikasın derler, insan kendini harika hisseder. Kötüsün derler, kötü olduğunu düşünür. Hatta delisin derler, bir süre sonra deli gibi hareket etmeye başlar. İnsanların bizim için söylediği sözleri zamanla kimliğimiz haline getiririz. Oysa bu çok tehlikeli bir durumdur. Eğer hayatta başarı ve mutluluğu yakalamak istiyorsan, çevrenin senin hakkındaki yönlendirmelerinden kurtulman gerekir.